Romanımızın adı Bülbülü Öldürmek. Yazar Harper Lee. Çeviri Ülker İnce. Yayın evi Sel Yayıncılık. 10. Bölüm. Atticus güçlü kuvvetli değildi. Neredeyse 50 yaşındaydı. Cem'le ikimiz ona neden bu kadar yaşlı olduğunu sorduğumuzda geç başladığını söylerdi. Adam gibi bir adam olması ve yeteneği buradan geliyor demek ki diye düşünürdük. Okuldaki arkadaşlarımızın babalarından çok daha yaşlıydı. Sınıf arkadaşlarımız benim babam diye söze başladıklarında Cem'le ikimizin onlara söyleyebileceği bir şey yoktu. Cem futbol delisiydi. Atticus hiçbir zaman top kapmaca oynamayacak kadar yorgun olmazdı. Ama Cem topu onun elinden çalmaya çalışınca "Bunun için çok yaşlıyım oğlum." derdi. Babamız hiçbir şey yapmıyordu. Bir markette değil, bir büroda çalışıyordu. Damperli kamyon sürücülüğü yapmıyordu. Şerif değildi. Çiftlikle ilgisi yoktu. Bir araba tamirhanesinde çalışmıyordu. Ya da hiç kimsenin hayranlığını kazanma olasılığı bulunan bir işi yoktu. Ayrıca gözlük takardı. Sol gözü neredeyse hiç görmüyordu. Finchler'de sol gözlerin kabile lanetine uğradığını söylerdi. Bir şeyi iyi görmek istediği zaman başını çevirir, sağ gözüyle bakardı. Okul arkadaşlarımızın babalarının yaptığı şeyleri yapmazdı. Asla ava gitmez, poker oynamaz, balık avlamaz, içki, sigara içmezdi. Salonda oturur, okurdu. Bütün bu özelliklerine karşın bizim arzu ettiğimiz kadar fark edilmez olmayı başaramıyordu. O yıl Tom Robinson'ı savunuyor diye okul söylentilerle çalkalanıyordu. Onun lehine olacak bir şey söyleyen yoktu. Cecil Jacob'la giriştiğim boks maçından sonra ben korkaklık politikasını benimseyince Scott Finch'in bir daha hiç dövüşemeyeceği, babasının buna izin vermediği söylentileri dolaşmaya başladı. Bu tam anlamıyla doğru değildi. Herkesin gözü önünde Atticus için dövüşecektim ama aile özel alandı. Üçüncü kuşak kuzenlerden başlayarak yukarı doğru herkesle kıyasıya dövüşecektim. Örneğin Francis Hancock bunu biliyordu. Atticus bize havalı tüfeklerimizi verdiğinde nasıl ateş edeceğimizi öğretmek istemedi. Bu yüzden Jack amca bize bazı ön bilgiler verdi. Atticus'un silahlara ilgi duymadığını söyledi. Bir gün Atticus Cem'e "Arka avluda konserve kutularına ateş etmeni tercih ederim ama kuşların peşine düşeceğini biliyorum." dedi. "İstediğin kadar saksağını vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır." İlk kez Atticus'un yapılması günah olan bir şeyden söz ettiğini duyuyordum ve bu konuyu Bayan Maude'ye sordum. "Babanız haklı," dedi. "Bülbüller bizi eğlendirmek için şarkı söylemek dışında bir şey yapmaz. İnsanların bahçelerindeki bitkileri yemezler. Mısır ambarlarına yuvalamazlar. Tek yaptıkları iş bize içlerini dökmektir. İşte bu yüzden bülbülleri öldürmek günahtır." "Bayan Maude, burası eski bir mahalle öyle değil mi?" "Ben bu kasabadan bile eskiyim." "Yo, yani bizim sokakta oturan insanların hepsi yaşlı demek istiyorum. Bu mahallede Cem'le ikimizden başka çocuk yok. Bayan Dubas ise neredeyse 100 yaşında. Bayan Rachel yaşlı. Atticus da ikiniz de yaşlısınız." "Ben olsam 50 yaşındaki birine yaşlı demezdim," dedi Bayan Maude suratını ekşiterek. "Henüz tekerlekli sandalyeyle dolaşmıyorum öyle değil mi? Baban da öyle. Ama şunu söylemek zorundayım. Yüce Tanrı benim o eski mozolümü yakıp kül etmekle çok iyi etti. Ona bakamayacak kadar yaşlıydım. Belki sen haklısındır, Jean Louis. Burası durmuş oturmuş bir mahalle. Genç insanların arasında olmadınız pek, öyle değil mi?" "Okulda oluyoruz bayan." "Ben genç yetişkinlerden söz ediyorum. Siz şanslısınız biliyor musunuz? Cem'le ikiniz için babanızın yaşı bir avantaj. 30 yaşında bir babanız olsaydı hayat sizin için çok farklı olurdu." "Eminim olurdu. Atticus hiçbir şey yapmıyor." "Şaşıracaksın ama," dedi Bayan Maude. "Onda hala iş var." "Yapabildiği ne var ki? Vasiyetleri öyle sağlam yazar ki kimse değiştiremez. Haydi anlatın." "Peki siz onun kasabanın en iyi dama oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?" "Tabii ya. Büyüme çağımızda Finch arazisindeyken Atticus ırmağın iki yakasındaki herkesi yenerdi." "Ne diyorsun Bayan Maude? Cem'le ikimiz onu her zaman yeniyoruz." "Yenmenize o izin verdiği için yeniyorsunuz. Artık bunu öğrenmenizin zamanı geldi.
ağız tamburasını çaldığını biliyor muydunuz? Bu gösterişsiz yetenek onda daha da utanmama yol açtı. Şey dedi. Şey ne Bayan Maude? Şey hiç. Bütün bunlar sizin onurla gurur duymanıza yetecek herhalde. Herkes ağız tamburası çalamaz. Haydi şimdi çekilin, marangozların ayağının altında dolaşmayın. Eve gitseniz iyi edersiniz. Ben de açelyalarıma bakacağım. Size göz kulak olamam. Kalas falan düşer üstünüze. Arka avluya gittim. Cem bir teneke kutuya ateş etmekle uğraşıyordu. Çevrede o kadar çok saksağan varken bunu yapması aptalcaydı. Ön avluya döndüm. Verandanın yan tarafında karma karışık halde duran ve alçak bir siper oluşturan bir araba lastiği, bir portakal kasası, çamaşır sepeti, veranda iskemleleri, patlamış mısır kutusundan çıkmış ve Cem'in bana verdiği bir Amerikan bayrağı gibi eşyaları düzeltmeye koyuldu. Öğle yemeği için Atikus eve geldiğinde beni yere çömelmiş, sokağın karşı tarafında bir şeye nişan almış halde buldu. ''Neyi vurmaya çalışıyorsun?'' dedi. ''Bayan Maudi'nin poposunu.'' Atikus arkasına baktı, bitkilerin üzerine eğilmiş, cömert hedef tahtamı gördü. Şapkasını geriye doğru iterek sokağın karşı tarafına geçti. ''Maude!'' diye seslendi. ''Seni uyarmam gerektiğini düşündüm. Küçümsenmeyecek bir tehlike altındasın.'' Bayan Maude doğruldu. Benden tarafa baktı. ''Atikus, sen ne şeytansın ah!'' dedi. Atikus geri döndüğünde bana toparlanıp kaybolmamı söyledi. ''Bir daha silahını insanlara yönelttiğini görmeyeyim.'' dedi. ''Keşke babam şeytan olsaydı. Bu konuda Kalpirna'nın ağzını yokladım.'' ''Bay Finch mi?'' ''Şey, pek çok şey yapabilir.'' ''Ne gibi?'' dedim. Kalpirna başını kaşıdı. ''Tam olarak bilmeyeceğim şeyler.'' dedi. Cem, Atikus'a metodistler için maça çıkıp çıkmayacağını sorduğu zaman bunun altını çizmişti. Atikus da bu tür işler için çok yaşlı olduğunu, boynunu kırmaya niyetinin olmadığını söylemişti. Metodistler kilise ipoteğini ödemeye çalışıyorlardı. Vaftizcilerle futbol maçına çıkacaklardı. Kasabadaki bütün babalar oynuyordu sanki. Atikus dışında. Cem babasının maça gitmek bile istemediğini söyledi. Ama kendisi futbolun hiçbir türlüsüne dayanamıyordu. Atikus ile benim yanımda taç çizgisinde kederli kederli duruyor, Cecil Jacobs'un babasının vaftizciler için gol atışını seyrediyordu. Bir cumartesi günü Cem'le havalı tüfeklerimizi alıp bir tavşan ya da sincap aramaya gitmeye karar verdik. Radley'lerin evinin 500 metre kadar ötesine gitmiştik ki Cem'in yan gözle sokağın alt tarafındaki bir şeye baktığını fark ettim. Başını yana çevirmiş, göz ucuyla bakıyordu. ''Ne bakıyorsun?'' ''Şuradaki yaşlı köpeğe.'' dedi. ''Şu yaşlı Tim Johnson değil mi?'' ''Evet.'' Tim Johnson, Bay Harry Johnson'ın köpeğiydi. Harry Johnson, mobil otobüsünün sürücüsüydü. Kasabanın güney ucunda oturuyordu. Tim, kızıl kahverengi bir av köpeğiydi. Maykov'un köpeğiydi. ''Ne yapıyor o?'' ''Bilmiyorum Scott. Biz eve gitsek iyi olacak.'' ''Aa Cem, Şubat ayındayız.'' ''Beni ilgilendirmez. Ben gidip kale söyleyeceğim.'' Hemen eve döndük, mutfağa koştuk. ''Kal.'' dedi Cem. ''Bir dakika kaldırıma gelebilir misin?'' ''Niçin Cem? Her çağırdığında gelemem.'' ''Orada yaşlı bir köpek var. Köpeğe bir şey olmuş.'' Kalpirna içini çekti. ''Şu bir köpeğin ayağını saramam. Banyoda gazlı bez var. Git al ve kendin sar.'' Cem başını iki yana salladı. ''Hasta görünüyor Karl. Ona bir şey olmuş.'' ''Ne yapıyor orada? Kuyruğunu yakalamaya mı çalışıyorsun?'' ''Hayır, şöyle yapıyor.'' Cem bir süs balığı gibi yutkundu. Omuzlarını kamburlaştırdı. Gövdesini kasıp bıraktı. Şöyle şöyle yürüyor. Öyle yürümek istemediği halde. ''Bana hikaye mi anlatıyorsun Cem Finch?'' Kalpirnia'nın sesi sertleşmişti. ''Hayır Kal, yemin ederim uydurmuyorum.'' ''Köpek koşuyor muydu yani?'' ''Hayır, sarsak sarsak yürüyor. Öyle yavaş yürüyor ki yürüyüp yürümediği belli değil. Bu tarafa geliyor.'' Kalpirna elini doğruladı. Cem'in ardı sıra avluya çıktı. ''Ben köpek falan görmüyorum.'' dedi. Onu Radley'lerin evinin arka tarafında gördük. Cem'in parmağıyla gösterdiği yere baktı. Tim Johnson uzaktan bir nokta kadar görünüyordu. Ama şimdi bize yakındı. Sanki sağdaki bacakları soldakinden kısaymış gibi dengesiz şekilde yürüyordu. Kuma saplanmış bir arabaya benziyordu. ''Çarpık çarpık yürüyor.'' dedi Cem. Kalpirna ona baktı. Sonra bizi omuzlarımızdan yakalayıp koşar adım eve götürdü. İçeri girince tahta kapıyı kapattı. Telefona koştu ve
Bay Finch'in ofisini bağlayın lütfen, dedeye bağırdı. Bay Finch diye haykırıyordu. Ben Cal. Yemin söylüyorum, sokakta kuduz bir köpek var. Bu tarafa doğru geliyor. Evet efendim. Onun Bay Finch, onun Tim Jensen olduğundan eminim. Evet efendim. Evet efendim. Evet. Telefonu kapattı. Biz ona Atticus'un ne dediğini sorunca başını iki yana salladı. Telefonun kancasını çıkardı. Bayan Aule May dedi. Bakın bayan, biraz önce Bay Finch ile görüştüm. Bir daha beni ona bağlamayın lütfen. Dinleyin Bayan Aule May. Bayan Rachel ya da Bayan Stephen Coward'ı ya da bu sokakta kimin telefonu varsa onları arayıp kuduz bir köpeğin buralara dolaştığını söyler misiniz? Lütfen bayan. Calperna dinliyordu. Şubat ayında olduğumuzu biliyorum. Bayan Aule. Ama kuduz bir köpek görünce tanırım. Lütfen bayan. Acele edin. Calperna Cem'e sordu. Radyellerin telefonu var mı? Cem rehbere baktı. Olmadığını söyledi. Nasıl olsa dışarı çıkar, kal, dedi. İster çıksın ister çıkmasınlar. Gidip onlara söyleyeceğim. Ön kapıya koştu. Biz de onun peşinden. Siz evde kalın, diye bağırdı. Calperna uçurduğu haber bütün mahalleye yayılmıştı. Bizim görüş alanımız içinde olan bütün tahta kaplar sımsıkı kapandı. Tim Johnson ortalarda görünmüyordu. Eteklerini ve önlüğünü tutup dizlerini üzerine çekmiş Calperna'nın radyellerin evine doğru koştuğunu gördük. Ön basamaktan çıkıp kapılarına güm güm vurdu. Kapıya bakan olmayınca bağırdı. Bay Nathan, Bay Arthur, kuduz köpek var, kuduz köpek var. Arka tarafa dolaşması gerek dedim. Cem kafasını iki yana salladı. Artık fark etmez, dedi. Calperna boş yere kapıyı yumruklayıp duruyordu. Onun uyarısını aldıran yoktu. Kimse bir şey duymamış gibiydi. Calperna koşarak arka verandaya giderken evimizin araba yoluna hızla siyah bir Ford girdi. İçinde Atticus ile Bay Hecktet vardı. Bay Hecktet, Maycop'un şerifiydi. Atticus'la aynı boydaydı ama ondan daha zayıftı. Uzun bir burnu vardı. Parlak metal delikli çizmeler, çizme pantolonu ve oduncu ceketi giymişti. Bel kemerinde bir mermilik göze çarptı. Omzunda ağır bir tüfek vardı. Atticus'la ikisi verandaya çıktığı zaman Cem kapıyı açtı. ''Dışarı çıkma oğlum.'' dedi Atticus. ''Nerede o? Kal.'' ''Şurada bir yerde olmalı.'' dedi Calperna, parmağıyla sokağın aşağı tarafını göstererek. ''Koşmuyordu öyle değil mi?'' ''Hayır efendim. Bütün gövdesi seyiriyordu. Bay Hack, seyirme döneminde.'' ''Gidip bulalım mı?'' diye sordu Atticus. ''Beklesek iyi olur. Bay Finch, genellikle düz bir çizgi üzerinde ilerlerler ama bilemezsiniz. Bazen bir eğri çizebilirler. Umarım çizer, yoksa doğruca radyellerin arka avlusuna girecektir. Biraz bekleyelim.'' ''Radyellerin avlusuna gireceğini sanmıyorum.'' dedi Atticus. ''Çit var. Belki de yolu izler.'' Ben, kuduz köpeklerin ağızlarından köpük saçtıklarını, hızlı koştuklarını, İnsanların üzerine saldırıp boğazlarına atıldıklarını sanırdım. Bu işte Ağustos'ta yaptıklarını düşünürdüm. Tim Jason böyle davransaydı daha az korkacaktım. Hiç kımıltısız, ıssız bir sokaktan daha ölümcül bir şey yoktur. Ağaçlar hiç kıpırdamıyordu. Bülbüller susmuştu. Bayan Maude'nin evinde marangozlar gitmiş, Bay Tete'nin burnunu çektiğini duydum. Daha sonra sümkürdü. Elindeki tüfeği kıvrık duran koluna aktardığını gördüm. Bayan Stephen Crawford'un ön kapısının camında çerçevelenmiş yüzünü gördüm. Bayan Maude göründü. Stephanie'nin yanında durdu. Atticus bir ayağını bir sandalyenin ayakları arasında parmaklığa koymuştu. Elini ağır ağır kalçasından aşağı doğru sürtüyordu. ''İşte orada.'' dedi yavaşça. Tim Johnson yürüdü. Radyellerin evine paralel dönemecin iç kenarını izleyerek sersemlemiş bir halde yürüyordu. ''Şuna bak.'' diye fısıldadı Cem. Bay Hack düz bir çizgi üzerinde yürüdüklerini söylüyordu. Bu yolu izlemeyi bile başaramıyor. Öyle hasta görünüyor ki dedim. Önüne ne çıkarsa çıksın çiğneyip geçecek sanki. Bay Ted elini alnına koydu. Öne eğildi. Hayvancık basbaya yakalanmış Mr. Finch. Tim Johnson salyangoz hızıyla yaklaşıyordu. Ama ne yapraklarla oynuyor ne de onları kokluyordu. Sanki tek bir rota belirlemiş, bize adım adım yaklaşmasını sağlayan görünmez bir gücün etkisiyle hareket ediyordu. Sinekleri kovalayan bir at gibi titrediğini görüyorduk. Çenesi açılıp kapanıyor, yana çekiyor ama yavaş yavaş bize doğru sürükleniyordu. ''Öleceği yer arıyor.'' dedi Cem. Bay Ted arkasına dönüp baktı.
Ölecekmiş gibi bir hali yok Cem. Henüz ölümün kapısına bile gelmemiş. Tim Johnson, radyellerin evinin önünden geçen yan sokağa ulaştı. Beyin diye kafasında ne kaldıysa ondan gelen bir uyarıyla durakladı. Hangi yoldan gideceğine karar vermeye çalışıyor gibiydi. Kararsız bir adım attı ve radyellerin bahçe kapısının önünde durdu. Sonra geriye dönmeye çalıştı ama zorlanıyordu. Atticus, menzilimize girmiş durumda Hack. En iyisi hayvan, sokağa sapmadan onu hallet. Köşenin ardında kim var tanrı bilir. Hadi sen içeri gir, kal. Calpurnio tel kapıyı açtı, içeri girdikten sonra sürgüledi. Sonra sürgüyü açtı. Çengeli sıkı sıkı tuttu. Gövdesiyle önümüze gerildi ama Cem'le ikimiz kolunun altından dışarıya baktık. Şunu tutun, Miss Bay Finch. Bay Ted tüfeğini Atticus'a verdi. Cem'le ikimiz neredeyse bayılıyorduk. Oyalanma Hack, dedi Atticus. Haydi. Bay Finch, bu tek kurşunluk bir iş. Atticus şiddetle başını iki yana saldırdı. Orada durma Hack. Seni orada bütün gün bekleyecek değil. Tanrı aşkına Bay Finch, baksanıza nerede duruyor. Hedefe isaret ettiremezsem doğruca radyellerin evine gider kurşun. O kadar iyi nişan alamıyorum. Siz de bunu biliyorsunuz. Ben de 30 yıldır hiç ateş etmedim. Bay Ted tüfeği neredeyse Atticus'a fırlattı. Bu işi şimdi siz yapsanız içim çok rahat ederdi, dedi. Cem'le ikimiz babamızın tüfeği alıp sokağın ortasına kadar yürüyüşünü puslu bir şekilde gördük. Hızlı yürümüştü ama sanki suyun altında hareket eden bir yüzücü gibiydi. Mide bulandırıcı bir yavaşlık içinde ilerliyordu zaman. Atticus gözlüğünü yukarı kaldırdığında Calpurnia, Yüce İsa, ona yardım et, dedi. Ellerini yanaklarına koydu. Atticus gözlüğünü alnına itti. Gözlük aşağı kaydı. O da gözlüğü yere attı. O suskunluğun içinde kırılan gözlüğün sesini duydum. Atticus gözlerini ve çenesini ovuşturdu. Gözlerinin kırptığını gördük. Radyellerin bahçe kapısının önünde Tim Johnson, eğer öyle bir şeyi kaldıysa, kafasını toparladı. Sonunda geriye döndü. Bizim sokağın yukarısına doğru başlangıçtaki gidiş yolunu izlemeye niyetindeydi. İki adım attı, sonra durdu ve başını kaldırıp baktı. Gövdesinin katılaştığını gördük. Eş zamanlı yapılmış gibi görünen çok hızlı hareketlerle Atticus tüfeği omzuna koyarak ucunda bir top olan manivelayı hızla çekti. Tüfek takırdadı. Tim Jason sıçradı. Lap diye yere devrildi. Yaya kaldırımın üzerinde kahverengi beyaz bir çıkın haline yatıyordu. Kendisine neyin çarptığını bilmiyordu. Bay Ted verandadan fırlayıp radyellerin evine koştu. Köpeğin önünde durdu, yere çömeldi. Döndü. Köpeğin sol gözünün üst tarafına, alnına hafif hafif vurdu. Biraz sağa kaydırmışsınız Mr. Finch, dedi. Her zaman öyle yapardım, dedi Atticus. Bana kalsa ben av çiftesini tercih ederim. Yere eğilip gözlüğünü aldı. Kırılan gözlük camlarını topluyla ezdi. Bay Ted'in yanına gitti ve Tim Jamson'a baktı. Teker teker kapılar açıldı. Mahalle yavaş yavaş canlandı. Bayan Maude, Bayan Stephen Crawford ile birlikte merdivenden indi. Cem dönüp kalmıştı. Kımıldasın diye onu çimcikledim ama Atticus bizim yaklaştığımızı görünce "Olduğunuz yerde kalın!" diye bağırdı. Bay Ted ile Atticus avluya döndükleri zaman Bay Ted gülümsüyordu. "Zeoba'ya söyleyeyim, gelip bunu götürsün," dedi. "Kullanmayı pek unutmamışsınız Bay Finch. İnsanlar böyle şeylerin unutulmadığını söyler." Atticus susuyordu. "Atticus," dedi Cem. "Evet." "Hiç." "Gördüm. Attığını vuran Finch kimmiş gördüm." Atticus döndü, Bayan Maude ile yüz yüze geldi. Hiçbir şey söylemeden birbirlerine baktılar. Atticus, Şerif'in arabasına bindi. "Gel buraya," dedi Cem'e. "O köpeğin yanına gitmeyin, anladınız mı? Sakın gitmeyin. Canlıyken ne kadar tehlikeliyse, ölüken de o kadar tehlikelidir." "Peki efendim," dedi Cem. "Atticus, ne var oğlum?" "Hiç." "Senin neyin var çocuk? Konuşmayı bilmiyor musun?" dedi. Bay Ted, Cem'e sırıtarak. "Baban ne kadar iyi." "Sus Hack," dedi Atticus. "Haydi kasabaya dönelim." Onlar kasabanın yolunu tuttuklarında Cem'le ikimiz gidip Bayan Stephen'in basamaklarına oturduk. Çöp arabasıyla Zeoba'nın gelmesini beklemeye başladık. Cem şaşkınlıktan suspus halde oturuyordu. Bu arada Bayan Stephen, "Vay vay vay, Şubat ayında bir köpeğin kuduracağı kimin aklına gelir?" dedi. "Belki de kudurmadı da çıldırdı. Bay Johnson, mobil seferinde dönüp de köpeğini Atticus'un vurduğunu öğrendiğinde yüzünün ne hal alacağını görmek istemezdim."
Eminim bir yerlerde pire de kapmıştır bu. Bayan Maude söylediğine göre Tim Johnson şu anda sokaktan yukarıya doğru geliyor olsaymış, Bayan Stefan'ı başka türlü konuşurmuş. Kuduz olup olmadığını hemen öğrenirlermiş. Kafasını Mobil Irmağı kıyısında Montgomery'ye gönderirlermiş. Cem'in biraz biraz dili çözülmeye başladı. Gördün mü onu Scott? Orada duruşunu gördün mü? Nasıl birden bütün gövdesinin rahatladığını, sanki tüfek gövdesinin bir parçasıymış gibiydi. Her şeyi nasıl çarçabuk yaptığını. Ben olsam, oho, tetiği çekmeden önce 10 dakika nişan alırdım. Bayan Maude, gördünüz mü? Dermiş gibi sırıttı. Bayan Jean Lewis dedi. Hala babanın hiçbir şey yapmadığını düşünüyor musun? Hala ondan utanıyor musun? Yok dedim, boynumu bükerek. Geçen gün size söylemeyi unuttum. Atticus Finch, ağız taburası çalmanın yanı sıra zamanında Maycomb'un en iyi nişancısıydı. En iyi nişancısı? Diye tekrarladı Cem. Evet, öyle dedim, Cem Finch. Şimdi umarım eskisi gibi konuşmazsınız. Çocukken onun takma adı neydi, bilmiyor musunuz? Tek kurşun. Arazide, büyüme çağında 15 kere ateş eder de 14 kumru vurursa bir mermi boşa gitti diye sızlanırdı. Bize bundan hiç söz etmedi, diye mırıldandı Cem. Bunlardan size hiç söz etmedi ha? Hayır bayan. Neden artık hava gitmiyor, merak ediyorum dedim. Bunu belki sana ben söyleyebilirim, dedi bayan Maude. Baban için ille de bir şey söylenecekse gerçek anlamda uygar bir insan olduğu söylenebilir. Nişancılık tanrı vergisidir, bir yetenektir. Ah, ama yeteneğinizi kusursuz hale getirmek için çalışmanız gerekir. Ama nişancılık, piyano çalmak falan gibi işlerden farklıdır. Bana sorarsanız, belki de Tanrı'nın kendisine öteki canlılara vermediği, haksız bir üstünlük verdiğini anladığı gün silahını elinden bıraktı. Tahminim o ki, gerekmedikçe ateş etmemeye karar verdi. Ve bugün gerektiği için ateş etti. Bununla gurur duyacaktır gibime geliyor, dedim. Aklı başında hiç kimse yeteneği var diye gururlanmaz, dedi Bayan Maude. Zeoba'nın kamyonunun geldiğini gördük. Zeoba, çöp kamyonunun arkasında bir dirgen aldı, yavaşça Tim Jensen'ı yerden kaldırdı. Köpeği kamyona attı, sonra köpeğin düştüğü yere ve çevresine bidonlarda bir şeyler döktü. ''Bir süre buraya gelmeyin, Emi!'' dedi. Eve döndüğümüzde, Cem'e pazartesi günü okulda gerçekten anlatacak bir şeyimiz olacağını söyledim. Cem bana döndü. ''Bu konuda hiçbir şey söyleme Scott!'' dedi. ''Ne? Söyleyeceğim tabii. Herkesin babası Maykov'un bir numaralı nişancısı değil ki. Cem, bence, dedi, bunu bilmemizi isteseydi bize söylerdi. Bununla gurur duyuyor olsaydı söylerdi. Belki de aklına gelmemiştir, dedim. Hayır Scott, bu senin anlamayacağın bir şey. Atticus gerçekten yaşlı ama hiçbir şey yapamıyor olsa bile benim umurumda olmazdı. Tek bir şey bile yapmasaydı hiç umursamazdım. Cem, yerden bir taş aldı ve sevinçle araba garajına doğru fırlattı. Taşın arkasından koşarken geri döndü. Atticus tam bir beyefendi. Tıpkı benim gibi.